Merhaba arkadaşlar. Kanalımı takip eden iki ana grup var. Bu gruplardan bir tanesi sürekli olarak arabayla alakalı videolar çekmemi istiyor. Diğer grup ise elektronik ve yazılım ağırlıklı videoları yayınlamamı isteyenlerden oluşuyor. Bu videonun her iki kesimi de memnun edebileceğine inanıyorum. Bu videomuzda Arduino Nano ile Renault'un benzinli araçlarında kullandığı kalem bobinin üzerindeki bujinin ateşlenmesini sağlayacağız. Böylelikle hem araçla ilgili video çekmemi isteyenler sistemin nasıl çalıştığını anlayacaklar, hem de elektronik meraklıları bu işlemin nasıl yapılabileceğini öğrenecekler. Malzemeleri tanıtarak başlayalım. Elimde az önce de bahsettiğim gibi Renault'un neredeyse tüm benzinli araçlarında kullandığı kalem bobin var. Yine elimde Renault'un orijinal bujisi 155 kodlu. Bir adet potansiyometrem var. Bununla ateşleme sıklığını ayarlayacağız. Yine elimde bir adet Arduino Nano var. Üzerinde Atmega 328P mikro denetleyici var. Bir adet MOSFET var. Her yerde artık peynir ekmek gibi satılan IRF540N N-Channel 1 MOSFET. Bir adet PC817 optokuplörüm var. Üzerine okuyabilecek miyiz? Bunu da izolasyon için kullanacağım. Yine bir adet de 330 ohmluk direncim var. Optokuplörün beslemesinde kullanacağız. Ve ihtiyacımız kadar da jumper kablo mevcut. Öncelikle ateşleme bobininin nasıl çalıştığını kısaca anlatayım. Bildiğiniz gibi bobin içerisinde primer ve sekonder olmak üzere iki farklı sargı var. Primer sargıya gerilim uygulanmaya başladığı zaman doğrusal akımla beslenen bobin elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Yani mıknatıslanıyor. Bu mıknatıslanmanın etkisiyle ve içerisinde bir çelik çubuk var, nüve. Sekonder sargı üzerinde bir gerilim indüklenmesi oluyor. Ve bu indüklenen gerilimin bir şekilde kendini deşarj etmesi gerekiyor. Bujimiz yardımıyla elektrot üzerinde bir kıvılcımla bu deşarj işlemi gerçekleşiyor. Devre tamamlanmış oluyor. Primer sargı tarafına uygulanan gerilim güç verilip kesildiği anda bu ateşleme işlemi gerçekleşiyor. Biz de bu güç yönetim işlemini, yani gücün verilip kesilmesi işlemini kendimiz Arduino ile yapacağız. Bu gücü tetiklemek için MOSFET kullanacağız. MOSFET'ler aynı transistörler gibi küçük gerilimlerle daha yüksek gerilim ve akımların kontrol edilmesini yarayan yarı iletkenlerdir. Üzerinde source, drain ve gate bacakları bulunur. Elimizdeki MOSFET N-channel bir MOSFET olduğu için negatif kutup üzerinden, yani şase üzerinden anahtarlama işlemini gerçekleştireceğiz. Source bacağını şase hattımıza bağlayacağız. Ortadaki drain bacağından çıkan hattımızı ise bobin üzerindeki eksi pine bağlayacağız. Gate bacağımıza ise Arduino üzerinden 5 volt vererek tetiklenmesini sağlayacağız. Böylelikle gate bacağına yapılan her tetiklenmede MOSFET açılacak. Source bacağından gelen akım drain bacağından akacak. Böylelikle bobin üzerindeki sargıları indükleyebileceğiz. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunun yanında yine az önce bahsetmiştim. Arduino üzerine bir potansiyometre bağlayıp ateşleme sıklığını kendi belirleyeceğimiz zamanlar içerisinde arttırıp azaltabileceğiz. Yine elimizde bir eleman daha var. Bu da optokuplör. Optoizolatör olarak da geçiyor. Bildiğiniz gibi bobin üzerinde çok yüksek gerilimler oluşuyor. Ve ateşleme esnasında bu gerilim 20.000 volt seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu esnada Arduino kilitlenmesin diye, ters EMK'dan kaynaklı bir sorun oluşmasın diye araya bir izolatör bağlayacağız. Böylelikle Atmega 328'den izole bir şekilde MOSFET'imizi tetikleyebileceğiz. Devremizi kurmaya başlayalım. Breadboard üzerine ilk olarak potansiyometremi takıyorum. Potansiyometrenin 3 tane bacağı var. Bunlardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi ve bir tanesi sinyal bacaklarıdır. Bildiğiniz gibi potansiyometreler ayarlı dirençlerdir. Bir nevi gerilim bölücüdür. Bağlantısını yapalım. Potansiyometrenin soldaki bacağını Arduino üzerindeki ground pinine bağlıyorum. Yine Arduino üzerinden çıkan V-in, yani voltajın bacağı. Voltajın demek USB soketinden gelen gücün direkt olarak buraya aktarılması demek. Yani 5 voltumuz. Bunu da potansiyometrenin en sağdaki bacağına bağlıyorum. En son sinyal hattımız var. Yani gerilimi okuyacağımız hat. O da potansiyometrenin orta bacağına bağlayıp Arduino üzerindeki analog pinlerden bir tanesine, ben analog 5'e bağlıyorum. Böylelikle potansiyometre üzerinden ayarladığımız gerilimi analog 5 pin vasıtasıyla okuyacağız. Sırada optokuplör var. Optokuplörün bir numaralı bacağı, yani işaretli olan kısmı, şöyle bakıldığı zaman görebilirsiniz. Parlak bir nokta var. O nokta bir numaralı bacağımız. Yani artı hattımız. Aşağıya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bir numaralı bacağı Arduino'nun 3 numaralı pinine bağlıyorum. Siz farklı pinleri de değerlendirebilirsiniz. Ben 3 numaralı pine bağlayacağım. 2 numaralı bacağı, yani negatif ucumuzu bağlayacağımız bacağını ise bir direnç yardımıyla ground hattına bağlıyorum. Opto'nun 4 numaralı bacağını
Yine artı 5 volt hattıma bağlıyorum. Ve Opto'nun 3 numaralı bacağını ise MOSFET'imizin gate bacağını tetikleyecek olan kabloya bağlıyorum. Şimdi gelelim bobin üzerindeki işlemlere. Ben MOSFET'i şöyle hazırladım. Gate bacağını az önce hazırladığımız Opto'nun 3 numaralı pinine bağlıyorum. Tetik bacağımız olacak. Source bacağını güç kaynağımın şase hattına bağlıyorum. Şuradaki drain bacağını, yani orta bacağımız ise bobinin negatif girişine bağlıyorum. Yine bobinin ikinci pini, burası da bizim pozitif hattımız olacak. Bunu da güç kaynağımın artı kutbuna bağlıyorum. Burada buji gövdesini yine şase hattına bağlamamız gerekiyor. Normalde bu işi araba üzerindeyken motor blokunu kendisi yapıyor. Bildiğiniz gibi motor bloğu şaseye bağlı olduğu için biz de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Jumper'la ana şase hattımıza bağlantı yapıyoruz. İşlemin donanımsal tarafını tamamladık. Şimdi tüm bu süreci kontrol edecek olan Arduino üzerine gerekli yazılımı yazalım. USB kablomu takıyorum ve bilgisayara geçiyoruz. Arduino'nun geliştirme ortamını açtık. Öncelikle kullanacağımız Arduino kartını tanımlayalım. Biz Arduino Nano kullanacağız. İşlemcisi olarak Atmega 328P var ve COM olarak port 6'ya bağlı. Şimdi değişkenleri tanımlayarak devam edelim. Öncelikle potansiyometrenin bağlı olduğu pini tanımlayalım. Hangi pine bağlamıştık? Analog 5'e bağlamıştık. Devam edelim. MOSFET'imizi bağladığımız pini tanımlayalım. Nereye bağlamıştık? Ben 3'e bağlamıştım. Bunun yanında delay time adında bir değişken daha tanımlıyorum. Potansiyometre ile okuduğumuz değerleri integer tipinde bir değişkene atayıp bunu milisaniye olarak kullanacağız. Ve son olarak bir de led pinini tanımlıyorum. Bunu Arduino'nun kendi üzerindeki pini tanımlayacağım. Her bir tetikleme esnasında Arduino üzerindeki led'in de yanıp sönmesini sağlayalım. Global değişkenleri tanımladık. Şimdi setup fonksiyonu altında bu pinlerin ne amaçla kullanılacağını tanımlayalım. A5 yani potansiyometremizin bağlı olduğu pin. Bir giriş pini. Üç numaralı pin. Yani MOSFET'imizin bağlı olduğu pin. Bu bir çıkış pini. Yine LED'imizin bağlı olduğu pin ise bir çıkış pini. Bunları da tamamladık. Artık loop fonksiyonuna geçebiliriz. Loop fonksiyonu altında ilk olarak potansiyometrenin bağlı olduğu A5 pininden değeri okuyup yukarıda tanımlamış olduğumuz delay time değişkenine bu değeri aktaralım. Okuma işlemini analog read fonksiyonuyla yapıyoruz. İkinci aşamada delay time değişkenine atadığımız bu değeri map etmemiz lazım. Map etmek ne demek? Onu da şöyle açıklayayım. Atmega 328 üzerindeki ADC pinleri 10 bit oldukları için bu okuduğumuz delay time değeri bize 0 ile 1023 arasında bir sonuç olarak geri dönecek. Fakat bizim bu kadar geniş bir çözünürlüğe ihtiyacımız yok. Bu çözünürlüğü birazcık daraltmamız lazım. Bunun için de map fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunu da şöyle yazarak göstereyim. Map fonksiyonunu çağırdım. Delay time yazdık. Buradaki ikinci parametremiz ADC'nin çözünürlüğü. Yani 0'dan 1023'e kadar çözünürlüğünü belirttik. 3 ve 4. parametreleri ise çıkışta almak istediğimiz değeri yazıyoruz. Ben 5 ile 200 arasında bir değer döndürmesini istiyorum. Burada map fonksiyonu 0 ile 1023 arasındaki değeri, yani potansiyometreyi çevirdiğimiz zaman okunan değeri 5 ile 200 arasında bize geri döndürecek. Daha sonra digital write ile MOSFET'in bağlı olduğu pine enerji veriyorum. Burada PWM kullanmayacağım. Yine bunun yanında MOSFET'i tetiklediğimizde Arduino üzerindeki LED'imiz de yansın. Bu tetiklemenin hemen ardından 25 milisaniyelik bir bekleme koyuyorum. Daha sonra tetiğimizi kesiyoruz. MOSFET'i kapattık. Aynı şekilde LED'imizi de söndürelim. Ve son olarak bekleme saniyesini ise
az önce map ettiğimiz ve delay time adındaki değişkeni aktardığımız değeri kullanalım. Ve kodlarımızı hazırladık. Şu an her şey normal gözüküyor. Bunu kartıma yüklüyorum. Önce kaydetmem gerekiyor tabi. Proje derleniyor. Ve karta yükleniyor. Yükleme işlemi tamamlandı. Yeniden devremize geçebiliriz. Kodlarımız Arduino'ya yüklendi. Gördüğünüz gibi üzerindeki LED yanıp sönmeye başladı. Bu LED her yandığında MOSFET tetikleniyor ve böylelikle bir kıvılcım oluşuyor. Gördüğünüz gibi potansiyometreyi çevirdikçe lambanın yanma sıklığı artıyor. Bu da bize bujinin ateşlenme sıklığı olarak geri dönecek. Şimdi güç kaynağımı da açıp bobine enerji verelim ve bujinin durumunu gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi buji ateşlenmeye başladı. Potansiyometremi çevirip sıklığı arttırıyorum. En son kademeyi alıyorum. Ve sonuç olarak Arduino ile ateşleme bobininin kontrolünü sağlayarak bujinin çakmasını sağladık. Umarım meraklıları için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.